30 dakikadan merhaba, ben Reyhan Baysan. Bir son dakika gelişmesi var ekranlarınızda. Euro bölgesi büyüme rakamlarına şöyle bir baktığımız zaman ikinci çeyrekte dönemsel olarak %0,3 büyüyerek hem beklentileri karşıladı hem de bir öncekiyle aynı olarak geldi. Yıllık bazda baktığımız zaman ise %0,6'lık bir büyüme var. Yine hem beklentiyi karşılamış oldu hem de bir önceki çeyrekte de yıllık bazda aynı büyümeyi kaydettiğini gözlemlemek mümkün oluyor. Peki piyasalar nasıl? Şimdi Bloomberg HT araştırma masasına gidelim hemen. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, araştırma analisti Çağlar Kuzukluoğlu bizimle beraber. Çağlar, hoş geldin. Şimdi borsada pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle %0,32. Çok kısıtlı da olsa sen evet. Yılbaşından itibaren görüyorsun ben onu göstereceğim için. Pardon. Şu an %0,11'lik düşüş var. Sınai'de bir tek %0,20'lik yukarıda yönde değişim. Ama gün aslında senin söylediğin gibi başlamıştı. Evet, yani biraz böyle dalga boyunun yükseldiğini, oynaklığın arttığını görüyoruz. Sen de başlığı pozitif kapatabilecek mi biz diye atmışsın. Kapatabilecek mi sana sorayım ben de. Yani hemen grafiği ekrana verebiliriz bu arada. 10.000 üzerine dönmekte zorlanıyoruz. 9.900'ün üzerindeyiz şu an. Ama senin az önce benden kaynaklı olarak aslında söylediğin tabloda da yılbaşından itibaren endekslerde en geride kalan %17'lik yukarı yöndeki değişimiyle sınai. Sırasıyla BIST 100'ün %32,68, BIST 30'un %34,43, bankacının %52,54 ve ulaştırmanın da %39,60 yukarı yönde değişim gösterdiğini görüyoruz. Ama şurada Temmuz'da aslında biz bu volatil günlere gelmeden önce tekrar bir 11.000'lerin üzerine gelip kapanışları hatta burada takip etmeye başlamıştık. Ama ne olduysa işte özellikle dünyada da aslında öncelikle Temmuz ayının sonundan belki daha önce başlayan teknoloji tarafındaki düzeltmeyi izlemeye başlamıştık. Burada Amerikan endekslerinin düzeltmelerini görmeye başlamıştık. Bizde de belki tekrar 10.000'in altında kapanış çok akıllara gelmiyordu ama ne olduysa zaten o ABD tarım işçi istihdam verisi geldiği gün ve sonrasında oldu. Önce bir 10.500'lere doğru yaklaştık ay bitmeden. Ondan sonra da zaten bizim 5 Ağustos'ta takip ettiğimiz hemen o günün öncesinde bunun altına gelip sonrasında da bir miktar tepki vermeye çalışsak da şurada başlıkta da belirttiğimiz gibi 10.000 puan üzerine dönsek de kalıcılığımız tartışmalı oldu. Gün itibariyle de %0,10'luk kabaca çok kısıtlı bir düşüş var. Hatta şu anda ben konuşurken 9.917'lere geldik. Biraz alım geldi, bankacılık artıya geçti. Ama aylığa dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada bir nevi kabaca bir ayın hikayesini anlatıyoruz Reyhan. Aylıkta sene başından itibaren o yukarı yöndeki değişimiyle ön planda olduğunu söylediğimiz bankacılık endeksi %16 kayıp yaşamış kabaca. Ve onu takip eden de BIST 100 ve BIST 30 %10,30'lar civarında. En geride sınai kalıyor demiştik. Sınai burada %8,30'da ortalarda ulaştırma en az kaybı yaşamış ki geçtiğimiz haftanın haftalık bazlı ayakta kalanı sınai ulaştırma diye konuşuyorduk. Orada da açıkçası bu hafta acaba bunu devam ettirebilecek mi izliyor olacağız. Gün içi hareketlikte özellikle bankacılığın zaman zaman yukarı yöndeki hareketleriyle öne çıktığını görmüştük ama bugünün özelinde pozitif tarafta kalan yine sınai ve onu da şu an takiben bankacılık geldi. Hatta konuşurken 9.920'yi de geçtik. Pozitif tarafa tekrar döndü BIST 100. Bir de altındaki rekorlardan bahsediyoruz. Altınla ilgili de yine ekran grafiğimizi eğer gösterebilirsek ABD 10 yıllıklarının gerilemesine paralel bu makasın değişimini çok fazla konuştuk 2022'den beri. ABD 10 yıllıklarının geriye çekilmesi ons altında da yine ekrana verebilirsek eğer 2500 dolara yakın bir seviyeyi getirdi şurada görülebileceği üzere. Ons altında 2475 dolarlardayız. Bu da gram altında 2670 TL'leri beraberine getiriyor. Yani gram altında 2700 TL'ye yakın diyebiliriz. Özellikle senenin zirvesine baktığımız zaman geçen yılın Eylül'ünde işte %5'leri telaffuz ettiğimiz noktadan bugünden itibariyle artık kabaca %3,90'ların altına hatta %3,85'lerin altına geldik. Hatta %3,80'in de altına değdi. Buna baktığımızda da o sene başındaki iyimser yine %3,80'lerin altı döneme girdik mi acaba 5 Ağustos sonrası diye. Tabii düşünmeden edemiyoruz. Şu notu da düşeyim. Biz belki Borsa İstanbul'da net bir geri dönüş görmedik. Ama hem Asya hem de Amerika ve Avrupa endeksleri içinde artık çok kısa bir gap kaldı. Onlar o hasarı biraz geride bıraktı ya da bırakmak üzere.
Tabii daha çarşamba günündeyiz ama bu hafta en azından şu psikolojik 10.000'in üzeri kapanış için gözlerimiz BIST 100'de olacak. Bu arada biz programa başladığımızdan beri de bu arada Borsa İstanbul'a alımlar gelmeye başladı. 27 milyar TL'lik de bir hacim var şu anda. Evet, çok teşekkürler. Bu arada sen konuşurken hani ilk başta programı açtığımda Euro bölgesine ilişkin büyüme rakamlarını paylaşmıştım. Sanayi üretimi verisi de geldi. O da son dakika olarak yansıdı ve orada Haziran'da aylık bazda %0.1'lik bir daralma var. Yıllık bazda ise %3.9 daralmış. Beklentilerin üstünde. Bunun da belki etkilerini muhakkak etkisi olacak göreceğiz. Ama Avrupa endeksleri şu an şenlik içerisinde. Onu da söyleyeyim. Evet, paritede bir onun üzerinde. Çok çok teşekkür ediyoruz Çağlar. Ağzına sağlık diyelim. Devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi reel sektörü biraz konuşacağız. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel bizimle beraber. İlker Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir reel sektörün hani nabzını tuttuğumuz zaman biraz aslında son gelen verilerde çok iyimser değil gibi gözüküyor. Çünkü uygulanan para politikalarının gecikmeli etkilerini görmeye başladık bir süredir. Sizin değerlendirmeniz nasıl acaba, hani koşullar olarak ve tabii ki ilk şimdiye kadar gelinen aylardaki performansla baktığımız zaman neler söylersiniz? Evet efendim, tabii siz de özetlediniz. Biz tabii yılın başından beri aslında özellikle de enflasyonla mücadele programı çerçevesinde işte Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası ile birlikte hem iç talep hem de dış talep zayıflaması ile birlikte biz tabii bir zorlu sürece gittik. Bu dönemde özellikle de artan hem finansman maliyeti, işte son zamanlarda gelen özellikle de yönetilen ve yönlendiren fiyatlardaki artış, yani enerji maliyetlerindeki artış, yaz sezonunun olması, bunların hepsini alt alta topladığımız zaman maalesef özellikle de nakit akışları kaynaklı, hem de operasyonel giderlerimizdeki artış kaynaklı, ciddi bir farklı bir sürece geçtik açıkçası Reyhan Hanım. Dolayısıyla da bizim şu an gördüğümüz nokta talebin iyice yavaşladığı, satışların düştüğü, ciroların azaldığı, karlılığın çok ciddi anlamda minimize olduğu bir dönem yaşıyoruz açıkçası. Dolayısıyla da bu dönem işte enflasyonla mücadele döneminde nasıl atlatırız, nasıl geçiştiririz, onun çözümünü bulmakla meşgulüz. Ama dönüp baktığımız zaman genel itibariyle işte bugün PMI'lere de bakıyoruz mesela. Son 5 aydır aşağı yönlü ivmeleniyor. İşte kapasite kullanım oranları özellikle de pandemi döneminden sonra çok ciddi yaşadığımız şu an aynı rakamlara gelmiş durumda. Evet. Reel kesim güvenine bakıyoruz, işte tüketici güvenine bakıyoruz, hane halkına bakıyoruz. Hakikaten ciddi anlamda bozulmalar mevcut. Dolayısıyla da toplam resme baktığımız zaman, genel resme baktığımız zaman hakikaten zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Peki şimdi hani nakit sorununa dikkat çektiniz. Örneğin reel sektör nakit sorununu nasıl idare ediyor acaba? Efendim biz tabii açıkçası bu kadar talebin bu kadar hızlı yavaşlayacağı beklentisi içerisinde değildik. Çok beklentilerimizin üstünde bir talep yavaşlamasıyla karşı karşıya kaldık. Buna bir de tabii dış talep de eklenince iyice bizim için zor oldu. Nakit akışını şöyle aslında karşılıyoruz. Biraz tabii ki bugün Haziran ayı işsizlik verilerine de açıklandı. Biz yılın başından beri bunu söylüyoruz. Yani süreç böyle devam ederse öncelikle tabii olarak bizim istihdam kaynaklı maalesef fire vermeye başladık. Personellerde bir takım özellikle de bazı sektörler başta olmak üzere ciddi bir azalış söz konusu. Diğer taraftan nakit akışlarında şimdi herkes birbirine vade yapıyor zaten. Piyasada böyle dönüyor. Çek sistemi özellikle de ticarette en fazla kullandığımız çek sistemi ama son aylara baktığımız zaman özellikle de karşılıksız çek tutarlarında ciddi bir şekilde artış söz konusu. Şu an büyük firmalar bile küçük ve orta ölçekli işletmeler ödemelerini yaparken maalesef diyorum vadeli işlemlerin yani vadeli mevduat faizlerinin yüksek olması sebebiyle herkes 2-3 gün 5 gün attığı için piyasada bu taraftan da bir sıkışma söz konusu. Dolayısıyla da nakit akışlarında şu an ciddi anlamda hane halkının satın alma gücü kaynaklı da olarak ciddi anlamda bir bozulma söz konusu. Tabii biz burada operasyonel maliyetlerimizi nasıl azaltırız onun hesabını yapıyoruz. Biraz maalesef kapasite kullanımında yani kapasitelerimizde düşüşe gittik. Üretim süreçlerini biraz yavaşlatmak zorunda kaldık. Biraz daha şu an aslında bekle gör politikası izliyoruz Reyhan Hanım. Ama bu süreci nasıl devam ettirebiliriz orası biraz karmaşık.
Peki yani o karmaşıklığı biraz çözmeye çalışalım kısa vaktimizde, ama mesela şimdi hani faiz indirim beklentileri dillendirilmeye başlandı. Acaba hani bu bir çözüm olacak mı? Çünkü verilen mesajlar Merkez Bankası'ndan faiz indirimi olsa dahi bunun çok sembolik bir teknik ayar şeklinde olabileceği yönünde. Dolayısıyla hani bu faiz indiriminin bir faydası olabilir mi? Başka nasıl çözümler olabilir? Efendim, faiz indiriminin ben çok faydası olacağına inanmıyorum. Aslında şu an politika faizinin rakamından piyasa faizleri biraz daha uygun. Biz ortalama şu an kamu bankalarından bahsedeyim. Ortalama 50-55 bandında kullanıyoruz. Bir ara 65-70 bandına çıkmıştı. Ama hala çok yüksek maliyetler bunlar. Yani çok ciddi anlamda maliyetler. Dolayısıyla da finansman tarafından bunun çözülmesi bizim açımızdan çok beklenilen bir şey değil. Zaten dediğim gibi bunun 45'lere ya da 40'lara bile gerilemesi hala piyasa koşullarının çok üzerinde olduğu için herhangi bir ürünün üzerine koyup yeni bir müşteri yaratmamız ya da yatırım yapmamız söz konusu bile değil açıkçası, ya da rekabet edebilmemiz söz konusu bile değil. Burada şöyle çözümler belki üretilebilir. Kısa vadeli de olsa belki bir kredi garanti fonundan miktarı az olmak kaydıyla küçük ve orta ölçekli işletmeye yönelik olarak ve farklı kanallarda kullanılmamak kaydıyla ufak miktarlarda bir can suyu kredisi tanımlanabilir. Yani belki işte şu an ihracatçıların kullandığı reskont kredileri mesela 36-37 bandında, yani o civarlarda 35-36 bandındaki bir kredi maliyeti biraz daha özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri en azından nakit akışlarını belki bir süre yıl sonuna kadar sürdürmesini sağlayabilir. Diğer taraftan bu özellikle de ticari kredi kartlarında, özellikle işletmelerin kullandığı ticari kredi kartlarında limitler çok ciddi şekilde azaltılmıştı. Biliyorsunuz bu makro itaati tedbirler kapsamında işte ticari kredilerdeki o 1,5'luk, işte yabancı paralardaki %2'lik sınırlama, bunlar tabii olumsuz etkiliyor. Yani bizim hareket alanımızı iyice daraltıyor. Bir de üzerine üstlük şu an Türk lirasındaki değer kaybını da eklediğiniz zaman sadece içeriye satış yapan Türk lirası içeriye satış yapıp ham madde yabancı para cinsinden işletme açısından da bir de bilançolarında ciddi bir zarar oluştu maalesef. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel konuğumuzdu. Şimdi altın fiyatlarını konuşacağız ve tabii ki altında son dönemde yapılan bu vergi denetimlerine ilişkin bilgileri alacağız. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez konuğumuz. Timuçin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi son bir, yani geçen haftalarda eş zamanlı denetlemeler gerçekleşti kuyumculara yapılan. Sonrasında acaba hani nasıl bir sonuç çıktı ve bunu sektör açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz uygulanan bu vergi denetimlerini? Yani şimdi şöyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı çok doğal bir hakkını kullanarak kuyumculara bir denetleme yaptı. Biz bundan herhangi bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü Maliye Bakanlığı doğal olarak bütün esnafları denetleyecek. Burada bir sıkıntı yok. Ancak özellikle basında çıkan, sonra çıkan beyanatlarda böyle eş zamanlı denetlemeler, eş zamanlı operasyonlar gibi böyle değişik bir kuyumculuğu üzerinde bir algı oluştu. Bu konuda bizim esnafımızı ve vatandaşımızı da tedirgin etti. Acaba ne oluyor diye. Çünkü altın önemli bir emtia. Öyle kolay kolay her bir şekilde müdahale edebileceğiniz bir alan değil. Çünkü ekonominin önemli bir kısmını teşkil ediyor. Bunun nedenlerine bakmak lazım. Evet. Burada bizim kuyumculuk sektöründe büyük problemlerimiz var. Kotayla başlayan, kota uygulamasıyla, evet, başlayan bir süreç. Onun arkasından vergi kanunlarındaki yetersizlikler var. Biz hala 80 öncesi vergi kanunlarıyla gelir vergisi usulü yönünden konuşuyoruz. Aslında bunu katma değer vergisi usulü yönünden çözdük. Burada altının borsa değerini, dünyadaki bütün ülkelerde olduğu gibi borsa değerini ayırıyoruz. Borsa değeriyle satış değeri arasındaki farkı KDV'lendiriyoruz. Aynı şekilde gelir vergisi usul kanununun da bu şekilde yapılması lazım. Yani masanın bir bacağı düzelmişken diğer bacağının düzelmemesi masayı sallıyor. Bu hem devlet yönünden sıkıntılı bir süreç, vergi alması yönünden, bizim kuyumcu esnafımız tarafından da uygulamada sürdürülebilirliğin olmamasını getiriyor. İki taraf da mutsuz. Yani bunun bir an önce hallolması lazım. Bu konuda biz buradan tüm yetkililere de sesleniyoruz. Bizim STK'larımızı dinlesinler, otursunlar. Ortak bir yolu bulmamız lazım. Yani nasıl siyasette bir uzlaşma dönemi başladı, aynı şekilde esnafla, maliyeyle de bir uzlaşma döneminin başlaması lazım. Biz Sayın Bakan'ın orta vadeli ekonomik programını destekliyoruz. Özellikle kur politikalarını destekliyoruz. Yurt dışı hacimle cari açıktaki
yaptığı politikaları da destekliyoruz. Ama şimdi yeni bir döneme geçiliyor Türkiye'de. Dolaylı vergi döneminden gerçek değer vergi toplama dönemine geçiliyor. Bu geçiş döneminin hem yıpratıcı olmaması lazım hem de yeni kanunlarla da toparlayıcı olması lazım. Bu yönden kanunların çıkması mutlaka şart. O yüzden Sayın Bakan'ın mutlaka ve mutlaka bizleri dinlemesini rica ediyoruz bu konuda. Peki bu konuyu sizler dile getirirken acaba bu konuyla alakalı herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini biliyor musunuz? Yoksa hani şu anda yeni bir gündem mi bu? Yani şimdi biz, ben aşağı yukarı 40 yıldır sektörün içerisindeyim. Çok uzun sürelerdir bu sorunlarımızı dile getiriyoruz ama artık dünyada kuyumculukta biz çok iyi bir yere geldik. Dünyada ikinci sıradayız. İtalya'dan sonra özellikle tasarım ve işçilik konusunda dünyada ikinci duruma geldik. Son zamanlarda devletimizin aldığı altınlara bakarsanız da ilk üçün içindeyiz. Yani devlet de ciddi bir şekilde altın yatırımı yapıyor. O yüzden artık yeni çağa göre bunların revize edilmesi lazım. Dişe dokunur bir çalışmanın yapıldığını ben şu anda düşünmüyorum. Olsaydı zaten bundan bizim haberimiz olur. En azından STK'ların görüşleri alınır. Bizimle böyle bir çalışma şu an için yok. Evet. Bunu takip edeceğiz. Başka peki dile getirmek istediğiniz, hani yine sektörün sorunları olarak gördüğünüz, Türkiye'de biraz daha hani işleyişin önünü açabilecek farklı konu başlıkları var mı? Yani şu anda ihracat ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle altın fiyat farkları var dünyada. Şimdi yurt dışındaki bir alıcı Türkiye'yi neden tercih etsin? X bir ülkede 3 birim olan altını burada 5 birimle hiçbir tüccar satın almaz. Bu yönden ihracatçılarımızın ciddi sorunları var. Bu fiyat farkının bir an önce giderilmesi için çalışmaların yapılması lazım. İkincisi, internet satışlarında güvenli alışverişlerin olması lazım. Bizim sarrafiye dediğimiz ürünlerimiz var. Buradan mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda Darphane Genel Müdürümüze de teşekkür etmek istiyoruz. Her şey çok kötü gitmiyor. Yani çok güzel yapılan şeyler de var. Burada kapasite artışına gidiyorlar. Bu ay sonuna doğru aşağı yukarı 10 kat 15 kat bir kapasite artışı olacak. O sarrafiyelerde bir kıtlık dönemi var. Oralarda bir fiyat farkı var. Onlar da ortadan kalkacak. Bunun bir an önce işleme alınmasını istiyoruz. Yalnız bu yapılırken şöyle de bir önerimiz var. Bu tip altınları, özellikle devletin bastığı altınları satış fiyatlarında belirlemeleri lazım. Yani belli bir standartta, belli bir satışta olması lazım. Replikaların önüne geçebilmek için. Zaten onun altyapı yasası çıktı. Kuyum yetki belgesi olan kuyumcular bu zinet altını dediğimiz çeyrek, yarım gramse teklik gibi altınları satabilecek. Ama bununla birlikte fiyat uygulamasında mutlaka getirilmesi lazım. Evet, şimdi biraz da altın fiyatlarına dair beklentileri de alalım sizi yakalamışken. Çünkü bugün 15.30'da çok önemli bir veri alacağız. ABD TÜFE verisi gelecek. Ve onun öncesinde altın fiyatlarında biraz böyle rekora yakın bir seviye olduğunu görüyoruz. Ons bazında 2474 dolar seviyesinde. Bu arada şöyle bir bilgi de paylaşayım ben. O da hani olimpiyat oyunlarını yakın zamanda geride bıraktık. Olimpiyat altın madalyalarındaki maliyet bu sene şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkmış ve bir altın madalya 900 dolar maliyetindeymiş. Ve içerisinde yaklaşık 6 gram altın var sanırım. Geri kalan da %92.5'i de gümüşten oluşuyormuş. O da fiyatı yükseldiği için maliyet bu kadar yükselmiş. Sizin beklentiniz nedir acaba? Çünkü hani yılbaşından bu yana altına dair beklentiler çok olumlu. Tabii ki farklı faktörler var ama ne dersiniz, siz nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi şöyle, altının bu en önemli iki tane faktörü var. Biri jeopolitik faktörler, diğeri evet, ekonomik faktörler biliyorsunuz. Pandemiden bu yana dünya genelinde ciddi bir enflasyon var. Bu enflasyonun getirdiği bir emisyon hacminde artış var. Merkez bankaları bununla mücadele edebilmek için para bastılar. Emisyonun sebebi bu. Bu para bir şekilde emtiaya gidiyor. Doğal olarak da altın güvenilir bir liman olduğu için yatırım aracı olarak altın tercih ediliyor. Faizler çok yüksek biliyorsunuz. Faizlerin Amerika Eylül ayından itibaren faizleri yavaş yavaş düşüreceklerini söylediler ama bu ne kadar gerçekleşir bilmiyoruz. Faizler düştüğü zaman da altına talep artacaktır. Onun yanında jeopolitik nedenler altının yükselmesi için ısrarla sürekli yeni bir gündem çıkartıyor. Biliyorsunuz en son İsrail-İran gerilimi, evet, Orta Doğu'daki ülkelerin enerji savaşları. Bunun yanı sıra Çin'in işte İtalya'da
Trieste limanını alması, Balkanlara açılabilmek için Pire limanını Yunanistan'da alıp revize etmesi, buradaki ticari yolların yapılması, yani o alanların açılmasıyla alakalı ilgili aslında savaşlar. Bu savaşların temelinin ben çok programda da söyledim, etki kökenli olduğunu düşünmüyorum. Daha çok ticari ve enerji savaşı olduğunu düşünüyorum. Ya bu savaşlar bitmeden altının dünya piyasalarındaki onsunun zayıflayacağını çok fazla düşünmüyorum. Türkiye'de zaten çok özür dilerim. TL-dolar paritesinden dolayı sürekli bir artış oluyor. Doların artışıyla birlikte zaten o TL'ye de yansıyor. Evet. O yüzden uzun vadeli altın yatırımlarını Türk vatandaşları da daha çok tercih ediyor. Evet, şöyle bir şey ekleyecektim. Hani bu saymış olduğunuz jeopolitik risklere belki son dönemde hani Ukrayna-Rusya tarafında o cepheyi de eklemekte fayda var. Çünkü savaş başladığından bu yana ilk kez Ukrayna-Rusya'nın topraklarına girme çabası içerisinde biraz alıştığımız bir jeopolitik risk olsa da tabii ki takip ediyoruz etkilerini. Ama şöyle bir biraz da hani buna dair beklentinizi aldıktan sonra son olarak biraz sizin sunduğunuz hizmetlerden de bahsetmek isterim. Ankara Kuyumcular Odası olarak. Neler yapıyorsunuz? Biraz önce STK'lar olarak sektörün problemlerini dile getirdiğinizi söylediniz. Onun yanı sıra farklı nasıl çalışmalarınız var acaba? Şöyle, biz uzun yıllardan sonra ilk defa içinde bağlı bulunduğumuz federasyonda aktif bir yapı haline geldik. Biz Maden Eşya Sanatkarlar Federasyonu'na bağlıyız. Orada bir federasyon başkanlığında da bir değişiklik olduktan sonra sağ olsun federasyon başkanımız da bize bu konuda tam destek veriyor. Federasyon içerisinde kuyumculuk yapılandırmasını oluşturduk. Aslında Ankara Kuyumcular Odası olarak kendi federasyonumuzu kurmayla ilgili çalışmalar da yapmıştık. Çok ciddi bir noktalara getirdik. Mecliste komisyona getirip oylanma aşamasına gelmişti ki konfederasyonumuzdan bir olumsuz bir cevap geldi. Daha doğrusu veto geldi. Onu biz kendi aile iş sebeplerimiz olarak düşünüyoruz. Yani ekonomik konjonktür içinde ayakları oturan bir konu değildi. Sanırım önümüzdeki günlerde bunlar da aşılacak. En önemli yaptığımız çalışma, kuyumculara ait bir federasyon yok. Bu çok acı bir durum. Yıllardır bu gerçekleşememiş. Yani bu kadar özel bir sektörün kendine has bir federasyonun olmaması içler acısı bir durum. Bununla ilgili çalışmalarımızı 7 bölgede tamamladık Türkiye genelinde. En önemli çalışmamız bu. Göreve geldikten sonra bizim en önemli şeyimiz teknolojik bir altyapıyla dijital bir oda yapmaktı. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı bitirdik. Eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz. Özellikle pırlanta taşlarla alakalı çok ciddi uluslararası firmalarla kurslar düzenleyip sertifikalar aldırıyoruz. Şimdi yazın sonunda Aksu Akademi'yi kurduk üniversitelerle birlikte. Sektörlerin en çok problemi olan ara eleman, satış elemanları ile ilgili eğitim programları düzenleyip profesyonel anlamda eğitimlerimiz var. Evet. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerimiz var. Engellilerimizi özellikle masa başında çalışabilecek engellilerimizi sektöre kazandırıp onlara da iş kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili hem Ankara Kent Konseyi hem de Agabilyon'la birlikte bir işbirliği çalışması içerisindeyiz. Evet. Onlar da bize destek. Yani sayacak çok şeyimiz var. Bununla ilgili Ankara Kuyumcu Odası ile ilgili ayrı bir program bile yapabiliriz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık diyelim. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez konuğumuzdu. 30 dakikanın sonuna geldik. Cemaat yarın sizlerle birlikte olacak tekrar 30 dakikada diyelim. Şimdilik hoşça kalın.